Episod dergi sunar. Yasemin Şefik'le mevzu aşk. Efendim mevzu aşkta şu anda konuğum yanımda duran yakışıklı adam İsmail Ege Şaşmaz. Merhabalar. Bugün konuk olarak <laughs> ben geldim. <laughs> Heyecanlı bir adam yapacak bir şey yok. Sen çok iyi bir enerjiye sahipsin. Hep böyle misin İsmail? Pozitifliği seviyorum. ...pozitifliği seviyorum. Yani pozitif enerjideyim <laughs> hep. Daima hani <laughs> olumlu yönden bakıyorum her şeyine. <laughs> Pollanlacılık değil. Ama iyi yönünü görmeyi seviyorum. O yüzden de hep enerjim yüksek oluyor. Enerjinin yüksek olması iyi ya, ...ortam değiştiriyorsun bir anda çünkü. Bir de şey soracağım sana tabii ki. İsmail mi Ege mi? Hangisini kullanıyorlar ailede? Ailede İsmail. ya yani Manisa'da <laughs> İsmail, İstanbul'da Ege. Aa, Tanımayanlar iyi. İsmail Ege'ye şaşmazlar. Hani öyle oluyor. Yani Memma Sarfat Özkan <gülüyor> gibi <gülüyor> tabii, bir şey. Tabii. <laughs> Seslenirken çok komik oluyor arkadan. Okuldayken bazen. peki? Okuldayken şaşmaz. Şaş. Ha direkt şaşmaz. O zaman da şaşmaz. Sevgililer ilk ergenlikte i̇lk hangisini ergenlikte seçiyorlardı? Şey benim Genelde şaşmazdı ya. Hep şaşmazdı. şaşmazdı. Orayı, orayı şaşmaz diye kullanıyordum. Şey yaptım mı mesela? Senin nickname'im gibiydi. Yani, yani, Han... Çok çapkındım <laughs> ben lisede. Işte, o, tahmin edebiliyorum. Lisede çok şeydim yani çok hareketli olduğum Ultra için. Ultra çapkın olduğunu tahmin edebiliyorum. Şimdi Hande bizi dinliyorsan eğer e, bu konuyu şöyle konuşmak istiyorum. Bazı kızlara İsmail, bazı kızlara Ege <laughs> dediğin oldu mu? Yani mesela ben <laughs> İsmail'le çıkıyorum. Aa ben de Ege'yle. <laughs> şey oldu benim. Lisede, ya bu arada Hande her şeyi biliyor. Ya bizim bunlar ya geçmiş çok komik bunların hepsi gibi. De. Her şeyi ama yani. De. Öyle söyleyeyim. Ha, öyle. Anlattım yani. Hani ya, yani. Üç gibi bir ilişki yaşıyoruz ve evlendik. <laughs> Her şeyini bilerek bir insanı Kesinlikle kabul edersin. De, anladın de anladın mı? Yani saklayacak var. bir şeyim <laughs> yok zaten benim yaşadığım hayatta. Şeydi benim. E, lisede, lise 1'de ben 1.55 boyunda şu an hani çok yakışıklı bir vesaire bilmem değil mi? 1.55-1.60 evet. boyunda bir çocuktum yani. Tıpkı bir şeydi. <laughs> lise 1'i yaz tatilinde spora gittim ve <laughs> ekstra işte proteinimi aldım, yemeğimi yedim. O yazın yedim. tatilden sonra gelen uzayan ve güzel olacağını çocuk, çocuk sen miydin? <laughs> Bayağı şeydi böyle hani sanki hırs yapmışım gibi evet. o yaz bütün herkese sevgili oldum tamam mı? <laughs> çok iyi. Kuzenimin sınıfında evet. altı kızla sevgili olmuşum ben. Ee... Ya şöyle düşün ya yaz aşkı yaşadım bilmem ne diyor evet. öbür ki geliyor ben de. <laughs> ben... Aynı kişi çıkıyor <laughs> aynı. anladın mı? Ya çok iyiymiş Hani gölgelerde takıldım böyle. <laughs> Manisa merkez. Manisa <ya> merkez. <laughs> Manisa'dan İstanbul'a çıkış nasıl oldu peki? Oyuncu olmak isteğiyle Hı. oldu aslında yani Oyuncu olacağım dedim. 18 yaşında İstanbul'a gideceğim dedim. Lise bitti. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Kimseyi tanımıyordum. Hiç kimseyi tanımıyordun. Hiç kimseyi tanımıyordum. Zor muydu peki şu an düşününce? Şu anki aklımla <gülüyor> <gülüyor> mesela şey var. Gerçek bir cahil cesaret. Hı hı. Ya ben çünkü hiç kimseyi tanımadan kendi imkanlarımla, ailemden hmm. yardım istemeden 600 lira parayla geldim İstanbul'a. Oh be, 600 lira parayla geldim. Bak o zaman o ilk para, kim para aradım borç ara, yani almak kimseye yarar. <laughs> Çünkü bende şey vardı. Ben çok gururlu bir adamdım. Hani hmm. benim hayatımda ben 3. sınıfta başladım çalışmaya ve hiperaktifim diye gittim. Onu berber onu <laughs> berber çırağına gittim. Oradan hmm. telefoncuda çalıştım, garsonluk yaptım. O kadar kızı nasıl besleyeceksin çay kahvesi ısmarlamayı? Bu arada Onların hiçbirini ısmarlamıyordum. Ya Man nasıl bir adam çıktı Manisa'da, Manisa'da şeydim yani mesela <laughs> waffle jam'e gideceğim. Bir kız arkadaşımı arardım. Ya bana <laughs> waffle ısmarlayacaksın falan ıslanacakmışsın derdim. Ve o da ısmarlardı. Waffle'cı hiç para ödemedim. Anneme babama waffle ısmarladım. İki yıl önce gittim. İlk defa o zaman para İnanılmaz verdim oraya. ya benim bir için şey de o. O zaman... <laughs> evet. totemimdi de o benim. O waffle'cıya para vermeyeceğim. Ben ömrüm boyunca oraya Vermedim vermeyeceğim dedim. Mi? Anne babamı götürdüm ona verdim. <laughs> Çok iyi. Onları da ödetmem dedim artık yani. Çok iyiyim. Ya yani... yani lisede şeydim, çok hareketliydim. Hı -hı. Bir de şey gibi düşün onu. Lise bire kadar çirkin bir adamsın. Anladın mı? Yani bir açlığın Asıl var. Bir ergenlik verdi. Evet. Testosteron hormonuyla Hı -hı. daha böyle evet. fazla tanışıyorsun ve Hı -hı. her şeyi istiyorsun. O öyle bir dönemdi ama çok mutluyum onu yaşadığım için. Çünkü çok fazla deneyim oldu. Hani lisede aldatıldığımda da oldu. Ben zaten aldatılma fobisi vardı anladın Oy, mı? Ayu bende hani... de vardı. Geçti sonra aldatılma Geçiyor aldatılı, geçiyor. Evet. <laughs> İki kere aldatıldım ben. Yani ben hep dikkat ettim sonrasında. Bu <laughs> bildiklerimiz. Tabii tabii. hiç şey, Hep dikkat ettim sonrasında <gülüyor> aldatılmamaya. <gülüyor> Aa, Hande ile nasıl başladınız peki? Hande ile bir arkadaşımızın doğum gününde tanıştık. Vay beni de arkadaşınızın doğum gününe götürür müsün? <laughs> gel gel. <gülüyor> <laughs> bizim düğüne gelmen lazımdı falan diye. Yalnız bayağı köy düğünü yapmışsınız. Evet. Bayağı konuşuldu. Ya o. güzel Hı -hı. Manisa'da yaptık. Evet, Ailemin. Ya şöyle Manisa'da arkadaşlarım var benim. Manisalı onlar da. Onlar da kuaför ve düğün evet. kuaförü. Yani Çok ekstra style kuaförü Hı -hı. de yapıyorlar. Gökhanlar işte tanırsın büyük ihtimal Gökhan'ı. Canat. Aa biliyorum tabii ki. Onların yeriydi Hı -hı. orası. Onlar ilk defa orada düğün yaptı. Düğünü açtılar bizimle açtılar. şimdi düğün işine mi girdiler? <laughs> ekstra orada düğün <laughs> işine girdiler artık hani. Bu reklam gibi <laughs> oldu abi, ama şey yaptılar ya. girdiler. Ya zaten ya belli bir sistem var, o bölgede yapabileceğin hı hı. ses ve gürültüyle ilgili sıkıntı olmayan tek bölge çünkü tarlaların ortasında evet. bir mekan. Ve çok da akıllıca. Evet. Kimse de bir şey diyemez size. Zaten yok ki kimse de. Kimse desin. yok yani. yani ya, anladın kimse mı? Kimse de bir şey diyemez. <laughs> Hayvanlar seslenebilir, kızabilir falan. Evlilik tabii ayrı bir şey ama oyunculukla evlilik. Eskiden mesela yapımcılar evlendirmezdi oyuncuları. Şarkıcıları da öyle. Hatırlar evet, evet. sonra, Okurduk böyle. Yapımcı sizin vermedi falan. Bekarlık sözleşmesi imzaladı. Öyle şey var mıydı gerçekten? Varmış gerçekten de varmış. Sözleşmenin içine koyuyorlarmış. Peki etkiliyor mu? İsmail. Çünkü senin bir de oynadığın roller bayağı böyle şey canti adamlar. Şöyle bana iyi geldi. Ya şöyle Hı -hı. etkiliyor mu şu yönden etkiliyor iyi anlamda. Hı -hı. Şimdi bekar hayatı, bekar bir erkek olmak, yalnız yaşamak Hı -hı. işte yalnızlık işte yaptığın şeyler belli hayatında dışarı çıkarsın arkadaşlarına görüşürsün. E. Ama şu an o beni daha adam etti diyebilirim bu Aynen konuda. Yani sonuçta hani, fikirleri var. Çok zeki bir kadın Hı -hı. onun fikirlerine önem veriyorum. Çünkü bana her dediği şey iyi geliyor. Hani karşılıklı ortak paydada buluşuyoruz. Onun yanlış olduğunu ben söylüyorum. Zaten ilişki Bu birbirine demek. iyi gelmektir. Kesin yapılandırmak. Beraber yapılandırmak. Ve o bana çok iyi geldi. Giyimimden kuşamıma hı hı. hayata bakış açıma. Çünkü evlilik ekstra bir ciddiyet isteyen bir şey ya. Ve hani bizim evlilik evlendik. Evlendiğimizden itibaren hayatımızda ne değişti? Sadece kimlik üzerinde soyadı değişti. Başka hiçbir şey hiçbir yok. Hiçbir şey değişmedi ve ekstrası daha aileyiz. Daha aile hı hı. hissediyoruz. Bu çok farklı bir duygu oluyor. O güzel yani. ...o duygunun içinde olmak da güzel ama evet. anlatma şeklinde de var o çünkü. O duygu böyle tatlı <laughs> <laughs> tatlı başıma, başıma en hoşuma giden şey yani. Gelelim iş kısmına. Evet. Es esas kısım. Sen arka arkaya çok projede çıktın. Bir an, böyle bir anda böyle bir "Aa, abi bir çocuk var bir dakika." dedik. Bu kast başarısı mı? Yani iyi işler seçtik mi? Şans mı? Yani şans. Ya yani en başı şans zaten. Hı -hı. Çünkü Güneş Beklerken evet. ilk işimdi. Bir yıl uğraştım. Oldu bir şekilde bir işe girdim ve Orada çocuktum da ve gerçekten hiçbir şeyin farkında değildim. Hı hı. Yani şey olarak yaptığım işe önem gösteriyordum. işimi yapıyordum ama her işin öyle olacağını düşünüyordum. Çünkü ilk işi yani yer, ilk bilmiyorsun. Yani ilk tabii hiçbir şey bilmiyorsun Ama o diziden bayağı iyi bir tayfa çıktınız evet, siz. Hepimiz evet hepimiz çıktık. Biz de çok şükür bir de hala görüşürüz. Zaten Kerem'le de oynadım tekrar. Evet tekrar ve Hatta <laughs> ya mesela o değiştiğini görüyor musun? Güneşi beklerkenden hop e, sen çal kapıma bakıyoruz. Tip olarak da değiştin. Yani tamamen değiştim zaten şey gibi düşün. Büyüdünüz yani. Çok ben en evet. büyüyen benim <gülüyor> zaten. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> 19, yaşında, 18, 19 yaşında 18-19 yaşında liseliği oynuyordum. Onlar <laughs> Kerem benim yaşımdaydı şu an. Hı -hı. Kerem 27-28 yaşındaydı. Liseliği oynuyordu. Ben 19 yaşındayım. <laughs> benim ben daha yeni Kerem'in yaşına geldim öyle düşün. Bayağı ilginç bir şey var, diskografisi var. Evet evet. Ve algımızı da değiştiriyor. Ya benim şeyim güzel oldu. Şu, ben 18 yaşında başladım. Erken girmiş oldum piyasaya. Hı -hı. Benim için çok en önemli deneyimlerden biriydi çünkü her şeyi sette öğrendim ve bu çok güzel oluyor. Hani. Matematiği öğreniyorsun. Burada mikrofona nasıl konuşacağını, hı hı. bilmek gibi mikrofona evet. ne kadar yakın olacaksın. İşte bizde de mikrofon takarsın, sürttü mü, sürtmedi mi, ışığını ayarladın, lensine baktın vesaire genel Ama resimlerden kullanıldı. Bum var, bu artı hı hı. yaka mikrofonu var. Aa bayağı zormuş ha size o kıyafetler mesela sen takım elbise giyiyorsun dolusun. Tabii tabii içeride kablolar geçti. kablolar geçiyor. <laughs> <Kavlolar> Şeye <laughs> geldi, yalın geldi sete kardeşim, kardeşim. küçük kardeşi. Kardeş bayağı küçük bir kardeşi var. Evet. yaşında, <laughs> Şubat'ta 4 olacak inşallah. Ya, sete geldiler. Şimdi şey yap normal kıyafet vardı kablo takmaya geldi. Ve bakıyor abi o ne dedi? Mikrofon abicim dedi. Bakıyor bilmiyor ki mikrofonu da Mikrofonu açıklamam mi? lazım. Sonra <laughs> mikrofonu açıkladım <Evet>. ne oldu. <laughs> Televizyonda izliyorsun ya dedim hani beni duyuyorsun. Oradan <laughs> geliyor eve geldim göğsüme illiyor. Hala duruyor mu? Yok yok çıkarttım merak ettim. Sana ajan muamelesi tabii yapmışım 3,5 yaşında tabii boy. Tabii <laughs> bir şey var çünkü kablo geçiyor. Bana da takılmıyor ondan sonra. Sen hepsine yol açtığını düşünüyor musun? Aytaç'a da şimdi yalın da bu setlere giriyor çıkıyor. <laughs> ne olacak siz bir aileci sette? Ya Şöyle yol açmak değildi. Herkes kaderin ekmeğini yiyor Kesinlikle. aslında. Hani ben gitmeseydim belki Aytaç da gelirdi. Ha. ya Bu da olabilirdi. Hı -hı. Yani çünkü... Ama önceden aşılanmış, ilk gelen ben oldum, ilk pastayı ben kapmış oldum e aslında. En zor da belki de sen çekmiş de olabilirsin. Yani farkında ol. <laughs> Abi ablalar da öyle, ben Yok. de, de öyledir. İlk izni kim alırsa ikinci kardeş rahat. Ya şey oldu zaten. Ben geldim, her şeyi sıfırdan öğrenen taraftım. Hani gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Ajansa gidiyordum, o görüşmeyi yapıyordum. Hı -hı. Bu odişine gidiyordum yapıyorsun. E Aytaç sete geldi direkt. O, o direkt beklerken de zaten evet. geldi, gördü. E, Hı -hı. Beş yıl önce olmanın avantajı Öncü oluyorsun ama zorluğu da dezavantajı da en çok çeken sen oluyorsun gibi. Ama Aytaç çekti ben çekmedim yarışına girmem yo, yo, zaten. Yok değil değil ama hani, iyi bir örneksin o konuda. Yani çok şükür evet, yani evet. iyi olduğuma inanıyorum. Peki şimdiki işimiz? Evet. Evet. Akkakalarda çekiyorsun. Evet, çok iyi. Mesela ilk e, menajerin böyle bir iş vardı ne yaptın? Senaryoyu çok beğendim. İlk üç bölümü Hı -hı. okudum zaten geldiğinde. Böyle şey oldum böyle kaldım çok iyi falan. Hani... Bir şey mesela son dönemde ilk bölümden sonra kadına şiddet hikayesi hı hı. vardı ve buradan çok fazla tepki aldık. Ama bunu nasıl anlattığınla alakalı bu. Kesinlikle. Şimdi biz kadına şiddeti gösteriyoruz ama biz bunu antipati duyulsun diye değil. İnsanlar kadının o şiddet gördüğündeki halini bilmiyor. Senin onunla antipati kurman lazım. Bir de var olan bir ne yazık ki sinir bozucu bir gerçeği saklayarak nereye kadar gidebiliriz? ve biz bu saklanan şeyi mesela şöyle düşünün. Bir kadına tecavüz ediliyor. Hı hı. Ve bu kadın bunun psikolojik dramasını çekiyor. Evet, Başka bir iş evet, de var. Evet. Bu şekilde evet, şu an evet, televizyonda. Evet. Hı hı. Ve bunun psikolojik travmalarını ancak çekerek gösterebiliriz. Sen bunu evet. yaşamadan bilemezsin. Ya bir alkol insana nasıl zarar verebilirdi? alkolü saklayarak gösteririz. Aynen. Ya öyle. Evet. Yani bu da buna geliyor. Hı hı. Biz orada zaten Sevda ile Fikret abi'nin sahnelerinde Fikret abi elini kaldırıyor. Kestiğimizde Sevda'yı vurmuş olarak görüyoruz. Zaten o kadar ifşa bir vurmayı Hı -hı. zaten göstermek kimse istemiyor, sevmez evet, ki. Evet, evet, Ama evet. biz burada insanlara psikolojisinden, kadının psikolojisinde neler olabileceğini anlatıyoruz. Al ilk, ilk bölümün sonunda kız zaten annesi ölmüş, Hı -hı. üstüne aile, annesiyle olan bütün bağları kopuyor. O köpeği annesi aldı Hı -hı. ve verdi ona ve anne, o annesinden tek kalan varlığı da kaybediyor. Onun hatırasını da kaybediyor. Onun psikolojisiyle, travmasıyla gidip evi yakıyor. John Wick gibi. <laughs> yani, gerçekten <laughs> ona dönüyor hikaye. Hani gidip evi yakıyor. Hı hı romantik komediler böyle bir hikaye sende çok farklı akış var şu anda. Evet. Ne istiyorsun mesela? Şu de bir şey gelse istediğin bir hayal var mı? Coş. Ne bileyim sen Game of Thrones'a falan oynatabiliriz biz. biz... Soyun bakayım sen. <laughs> Game of Thrones'a benzer bir şey de oynadım zaten. <laughs> Uyanış Büyüksel çıktı <çukuda>. Aa doğru. <gülüyor> 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 doğru. Ve tipim de oydu yani. Ne oldu? Diye direkt. Şey bayağı. <laughs> John ne oldum evet. ya? Saçlar evet. burada. İşte <laughs> atım var. Kıyafetler <laughs> öyle falan. Köpeğim de Johnson sunum köpeğiymiş. Aa bak gösterdiğin halkıma geldi. Baya bayağı dedi, benziyor. Evet. Haberim yoktu benim. Ya yani öyle düşünmemiştim o şekilde. Yavruyken geldi çünkü Bolt'ona ve 45 günlükken geldi. Hı hı. Sonra kocaman oldu şu an 45 kilo falan. 45 günlükten bir yaşında 45 daha. siz ama ailece hemen büyüyorsun onu anladım. Ben. Hızlı ve zıplayarak ...zamanında <laughs> zamanla tabii. zıplamanız var. Ya proje olarak da gerçek anlamda bir şey istemezsin o gelir hı hı. ve o hani bir şey istiyorum diye bir durum yok hayatımda benim. Ben umut ediyorum. Daha Hı. iyisi olsun. Hayal benim Hayal ettiğim şeyler için oluyor ama galiba. Sen güzel hayal, yani matematikli hayaller mi kuruyorsun? Aslında. O... Olabilitesi Hı -hı. olan hayaller kuruyorum. en büyük hayalim örümcek adamı oynamaktı <laughs> ilk röportajlarımda dergilere çıktı bu hani bak en uç hayalim buydu benim. Evet. Ve oynadım deyip göstermeyecektim şu anda bak <laughs> <Lan mı>? oynadım, <laughs> oynadım falan. böyle yok Amerika'ya da gittim Hı -hı. E, dil eğitimi aldım Hı -hı. orada biraz süre bir vakit geçirdim ama İstanbul'a iş için geri dönmem Hı -hı. gerekti ama Hı -hı. gerçekten orada kalabilseydim ve buna maddi gücüm zaten yetmiş, yetecek Hı -hı. olsaydı gerçekten denerdim. Anladım ve dene, yani deneme, deneme, denemeden yani bileme, bilemezsin, bilemezsin durumu. Yani. Yani çünkü şey var bende küçüklüğümden itibaren istese yapar denilen çocuk var ya hı hı. gerçekten o benim. Onu anladık zaten sen istese yapar deyip 600 lira İstanbul'a <laughs> gelip ona istese yapar. Oğlum örümcek adam oynayacaksa bir şey yapalım iki fotoğraf çekelim be. İşte onu oynamak istememin sebebi şuydu orada adamın karakteri çok mülayim efendi bir hı çocuk hı. ve gerçekten e, insanlar onunla, onunla uğraşıyor ve o bir maskenin altında insanlara yardım ediyor. Evet. Ve asıl hikaye kendi hayat mottosu amcasının söylediği evet. motto olan Great powers comes great powers come great responsibility. Yani büyük güç büyük Hı. sorumluluk gerektir. Evet. Ben bununla yaşıyorum zaten hayatım. Hayatın mottosu zaten. Ya doğru evet. motto bu Hı. olarak görüyorum. O yüzden hep mutluyum. İnsanlar mutsuzsa onları eğlendirmeye çalışırım, gülerim. Daha mesela Oluyor sette in, sabah 5 insanlar böyle ben full high enerjide gelip niye bu kadar mutlusun diye mutluyum çünkü işimizi yapıyoruz herkes mutlu evet. hava güzel okey soğuk olabilir biraz ama bu soğuğu düşünmeden çekmek sonuçta bunu çektikten sonra insanlar o havada soğuk olduğunu bilmeyecek ya da sabah 5'te çalıştığını bilmeyecek evet. sen bir şey icra ediyorsun ve onu ortaya koyuyorsun. Zaten bu bütün o aradaki olan bütün etkenler iyi şeyler olsun diye var. Evet. Başka yoksa yapamayız. Ne yani... Bugün hava 30 derecenin altında <laughs> çalışamaz mı diyeceğiz yani. Olmuyor hayat dönmesi gerekiyor <laughs> bir döngü var yani. Aa, çok teşekkür ederim ne güzel anlattın. Bitti ama bir daha buluşuruz. Bitti Bitmek mi? Bu kadar. nereden Bu da üf evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam görüşürüz. Evet, evet. öpüyorum. Hoşçakalın.